Bell Hocam. Bugün tüp mide ameliyatından sonra hastalarımızın en sık sorduğu soruları size yönelteceğim. 1. Tüp mide ameliyatı sonrası kilo alınır mı? Evet, kilo alınır. Saç ayağı gibi düşünün. Bunun 3 tane saç ayağı vardır. Birincisi doktor. Eğer doktor iyi ameliyat yapamamışsa kilo alınır. İkincisi diyetisyen. İyi bir diyetisyen, bariyatrik diyetisyen değilse kilo alır. Üçüncü hasta, ikinci yıldan sonra kilo alınır da hastaya bağlıdır. Soru 2. Tüp mide sonrası neden kilo alınır? Mide büyür mü? Tüp mide sonrası midenin büyümesi yine ameliyata bağlıdır. Eğer midenin alt kısmını doktor geniş bırakmışsa mide büyür ve hasta tekrar kilo alır. Ama mide yana doğru büyümez. Soru 3. Kilo alımı gerçekleşirse nasıl bir yöntem uygulanır? Kilo alımı gerçekleşirse ilk deneyeceğimiz şey diyetisyen kontrolünün tekrar gelmesi ve diyetisyen takibine alınması. Ama diyetisyen takibine rağmen tekrar kilo alıyorsa hasta, o zaman revizyon cerrahisinden bahsedebiliriz. Tüp mide ameliyatı sonrası kaç kilo alınırsa ikinci bir ameliyata gerek duyulur? Aslında bu oranla ilgili bir olaydır. Ameliyatın başarısı fazla kilolarınızın %50'sini kaybettiyseniz bu ameliyat başarılıdır demektir. Ama %50'den az kilo kaybınız olduysa tekrar bir revizyon cerrahisine gidebilirsiniz. Revizyon cerrahisi nedir? Revizyon cerrahisi hasta ameliyat olduktan sonra ameliyatın başarısız olmasıyla ilgili bir olaydır. Nedir? O başarısız olan ameliyatın tekrar bir ameliyatla başarılı hale getirilmesi şeklidir. Tüp mide ameliyatı olmuş bir birey kilo alırsa hangi revizyon cerrahisi yöntemini önerirsiniz? Tüp mide olmuş bir hastanın revizyon cerrahisinde ilk seçenek, tabii ki tüp mide ameliyatı olmuş baktığımızda eğer tüp endoskopi yöntemiyle ve diğer yönteme baktığımızda eğer tüp mide olmuş yeterince küçültülmemiş ameliyat hatası varsa ilk tercih tabii ki bu hastayı tekrar tüp mideye çevirmektir. Peki bu tüp mideden tüp mideye çevrilen hastaların başarısı yüksek midir? Tüp mide ameliyatı olmuş fakat ameliyat hatası yüzünden midesi büyük bırakılmış ve bu nedenden dolayı kilo alımı olan hastalara tabii ki ilk seçenek olarak gerçek tüp mide yapmak. Onun için bazı hastalar gerçekten bazı merkezlerde, tecrübesi olmayan merkezlerde yapılan tüp mide ameliyatlarında mide çok büyük bırakılıyor ve bundan dolayı kilo alım oluyor. Bunun ilk seçeneği tabii ki gerçek tüp mide yapmaktır. Hocam peki bu ameliyat doğru bir ameliyat mıdır? Hayır, bu ameliyat tüp mide ameliyatıyla aynıdır. Geçmişte yapılan tüp midede fazla olan mideleri aldığımız için daha basit bir ameliyattır, daha kolay bir ameliyattır. Onun için korkmaya gerek yok. Tamam hocam, çok teşekkür ederiz. Sorularımız bu kadardı. Ağzınıza sağlık. Ben size teşekkür ederim.